Bu video Mary Wollstonecraft'ın kadın haklarının gerekçelendirilmesi bir macet incelemesidir. Kadınların toplumdaki yeri nedir? İngiliz filozof Mary Wollstonecraft bu soruyu yanıtlamak için modern feminizmdeki ilk eserlerden birini yazdı. O, kadın haklarının gerekçelendirilmesini 1792'de kadınların eğitimde eşitliğini desteklemek için yayınladı. Wollstonecraft'ın zamanında kadınlar toplumun eşit üyeleri olarak görünüyordu. Oy veremiyorlardı ve bir işte çalışmaları ya da eğitim almaları uygunsuz görülüyordu. Bu, Wollstonecraft'ın kitabında tartıştığı son noktaydı. Topluma daha fazla katkıda bulunmak için kadınların eğitim almaları gerektiğini savundu. Sadece bu şekilde kadınlar tam potansiyellerinin farkına varabilirdi. O zamanlarda kadınların erkeklerin gördüğü eğitimi görmek için fazla duygusal olduğu düşünülürdü. Soyut ve akılcı düşünemediklerine ve bu nedenle matematik veya bilim öğrenemeyeceklerine inanıyordu. Feminen duyarlılık bunun yerine kadınların öneminin iyi davranışlarda bulunmaktan geçtiğini düşünüyordu. Wollstonecraft kadınların daha az mantıklı olmaktansa daha duygusal olup olmadıklarını sorguladı. Bunun aslında kadınların en başta eğitim almamalarının nedeni olduğunu savundu. Wollstonecraft bu toplumsal yapıyı değiştirmek için hem kadınları hem de erkekleri inceledi. O kadınların duygusal olma dürtüleriyle savaşmasını istedi ve aşk ya da duygusallık karşısında pes etmemeleri gerektiğini düşündü. Erkeklerin de kadınların rasyonel ilerleme kapasitelerini fark etmeleri gerektiğini savundu. Kadınların da onlarla aynı erdemleri paylaşabileceğini görmelerini istedi. Wollstonecraft'ın yanlış cinsiyet farklılıkları tezini anlamak için ekmek ve meyveden oluşan bir toplum düşündü. Ekmek değerli ve sağlıklı bir yiyecek olarak görülür. İnsanlar onun ilerlemesi ve yeni tarifler geliştirilmesi için çok vakit harcarlar. Meyve ise tatlı ve güzel olarak görülür. Tadına doyulurken kimse gerçekten ciddi bir diyete katkıda bulunduğunu düşünmez. Fakat toplum sonradan meyveyi tekrar inceler ve içinde ekmekte olan besinler bulunur. Hatta ekmekte olmayanlar bile vardır. Bu keşfin sonucu olarak toplum meyveyi daha ciddiye almayı öğrenir. Ve herkes bu süreçte daha iyi bir sağlığın tadını çıkarır. Wollstonecraft'ın argümanları o zamanlar herkes tarafından kolayca anlaşılmadı. Ancak kadın haklarının gerekçelendirilmesi kitabı olumlu şekilde karşılandı. Wollstonecraft'ın yazıları ve kişisel hikayesi bugüne kadar feministlere ilham kaynağı oldu. Bu fikirlerin daha detaylı incelemesi macet analizinde bulunabilir.